Bu da bugünümüzün fitnelerinden bir tanesi. İnsanlar e, ekonomik gelişmişlik seviyeleri, refah seviyeleriyle e, doğru orantılı artık ihtiyaçlarının üzerine tırnak içerisinde fantazilerini de eklemeye başladılar. Yani pasta nedir? İnsanın efendim, tatlı ihtiyacını gidermek için zaman zaman müracaat ettiği bir yiyecektir. Bunun üzerinde resim olsa ne olur, olmasa ne olur? Ama işte bakıyoruz, elin gavuru bunun üzerine resim koyuyor, efendim fotoğrafla süslüyor, güzel yazılarla süslüyor. E biz de onlardan aşağı kalmayalım diye, bu sefer pastanın üzerine besmele ile Müslüman pasta yapalım efendim veya ayeti kerime yapalım türünden bir yarışın içerisine giriyoruz ee, belki de bunu iyi niyetle de yapıyoruz yani çocuklar besmeleye alışsınlar efendim ayetlere karşı Kur'an'a karşı sevgileri muhabbetleri yoğunlaşsın türünden bir saikle bir şeyle de yapıyoruz bu yönüyle yapılması uygun mudur meselesini bir kenara koyacak olursak elbette çocukları eğitim döneminde yetişmeleri döneminde bir takım şeylerle teşvik etmek lazım efendim tatlı olur tuzlu olur bir takım yiyeceklerle güzel vakit geçirmelerle oyunlarla eğitici faaliyetlerin daha e, istenilerek sevilerek yapılmasını temin etmek eğitimin metotları arasında zikredilen şeyler. Fakat bir yiyecek maddesinin üzerine efendim ayet yazılması ve onun peşinden de yenilmesi veya besmele yazılması yenilmesi meselesine gelince burada biraz durup düşünmek lazım. Evet Fatiha yazıldığı Fatiha'nın yazıldığı bir e, kağıdın e, suda bırakıldığı, suya karıştığı mürekkebinin ve şifa niyetiyle içildiği hadiseler var. Burada da e, besmeleyi şifa niyetiyle yemek olabilir mi? türünden bir e, şey gündeme gelebilir. Fakat benim kanaatim bunların doğru olmadığı şeklinde. Yani besmeleyi bir tüketim malzemesinin aracı haline getirmemek lazım. İşte pastanın bir kısmını yedin besmelenin bism kısmı gitti e, türünden böyle e, ayet olan e, hadis olan bizce değerli olan şeyleri bir parçalanan bölünen ayrıştırılan tüketilen bir malzeme haline getirmemek lazım. Bu Kur'an'ın ve e, mukaddeslerimizin kutsiyetiyle bağdaşmaz kanaatindeyim. Dolayısıyla pastayı pasta olarak tüketmek lazım. Pastayı yerken besmele çekmeyi ihmal etmemek lazım. Pastayı yerken onu başkalarıyla paylaşabilmeyi mühim görmek lazım. Yoksa üzerine efendim besmele yazmışsın ayetel kürsü yazmışsın meselesi değil e, asıl olan ağzımızın besmeleli olmasıdır yoksa e, Kur'an'ın tamamını yutsa bir insan eğer o Kur'an muhtevasında bir hayatı yoksa ona bir mana ifade etmez bu yönüyle kutsallarımızı da bir tüketim aracı haline getirmemek lazım Maalesef bugün e, israfın e, dinileştirilmesi türünden de bir problem yaşıyoruz. Yani başörtüsünün e, bir örtünme aracı olmaktan çıkıp bir gösteriş aracı olması, tesettürün efendim bir zenginlik sembolü haline gelmesi e, ve bunun iç acıtan bir hal alması hiç tasvip edilecek bir durum değil. Bunlardan kaçmak lazım.